Merhaba, Bilim Şenliği YouTube kanalı ve bilimşenliği.com üzerinden her pazartesi canlı olarak yayınladığımız İyi Şeyler Konuşalım'dan hepinize iyi akşamlar. Bildiğiniz gibi Haziran ayı yayınlarımızı okuryazarlık teması üzerine planladık. Haziran ayı boyunca her hafta alanında uzman bir konuğumuzla farklı bir okuryazarlık üzerine konuşacağız. Medyadan bilime, eğitimden sağlığa artık okuryazarlık birçok alanda kullanılan bir kavram. Bunlardan biri de bu akşam konuşacağımız siyaset okuryazarlığı. Bu akşam siyaset okuryazarlığının ne olduğunu ve neden önemli olduğunu kendisinden dinleyeceğimiz çok özel bir konuğum var. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman İnan. Süleyman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı YouTube yayınımız üzerinden iletebilirsiniz. Şimdi Süleyman Hocam, medyadan bilime, eğitimden sağlığa neredeyse her alanda kullanılan bir kavram dedik okuryazarlık için. Siz de siyaset okuryazarlığı üzerine çalışmalar yapan bir akademisyensiniz. Ben buradaki okuryazarlık kavramının ne olduğunu, ne anlattığını sorarak başlamak istiyorum. Ardından da şunu soracağım. Siyaset nedir? Siyaset okuryazarlığı ne demektir? Okuryazarlık dil bilimde neolojizm dediğimiz yeni kelime üretmenin doğurduğu bir kelime aslında. Kafa karışıklığı var bu konuyla ilgili. Ben yayına gelmeden önce şu güncel bilgimi yoklayayım dedim. YÖK'te ne kadar tez yapılmış okuryazarlık üzerine. Şu anda 360 gözüküyor doktora ve yüksek lisans tezleri. İşte bir biçimde okuryazarlığı tezin adına geçirmiş çalışmalardan bahsediyorum. Bunun önemli bir kısmı 90 kadarı medya okuryazarlığı. İleriki haftalarda ele alacağınız bir konu. İlk tez de 2002'de yapılmış. Fen okuryazarlığı üzerine. Yani bunları niçin söyledim? Son zamanlarda işte okuryazarlık üzerine bir yığın tez çıktı. Bilimsel çalışma yapıldı ama bunların hepsini şöyle hızlıca yokladığımda okuryazarlığın kendisi üzerine, kavram üzerine tatmin edici bir şey bulamadım. Yani şöyle bir kafa karışıklığı var. İşte okuma yazma bilmekle şimdi yeni yeni artık bilim terimi olan bir okuryazarlıktan bahsediyoruz. İsterseniz bu ayrımı iyice belirleyelim. Bir sonraki toplantılarda, söyleşilerde hani zemin oluşturabilir diye. Benim vardığım nokta şu. Ben bir örnek vereyim. Bir annenin çocuğuna emzirdiği süt diye bahsetmesi var. Bir de bir annenin sonraki zamanda o sütünün hakikatte şefkat olduğunu, sevgi olduğunu söylemesi var. İlki temel okuryazarlık dediğimiz durumla ilgili, kavramla ilişkili bir şey. Şefkat, sevgiyi anlatan ikinci bağlam ise şimdilerde işte terim olan benim işlevsel okuryazarlık dediğim ikinci terime giriyor. Biraz daha açalım. İsterseniz temel okuryazarlık. Yani biz ilkokula başladığımız zaman okuma yazmayı söküyoruz ya, A, B, C, 1, 2, 3 öğreniyoruz ya, işte bu yapılan iş okuma yazma öğrenme işi ve bununla ilgili öğrenmenin adı okuryazarlık karşılığıyla adlandırılıyor. Ama yeni yeni duyduğumuz dediğim, bilim çalışmalarına giren terim dediğim okuryazarlık bundan daha fazlası. Yani sadece kelimeleri bilmek değil, kelimelerin ötesine geçmek. Onu bağlamı, anlam dünyasını görerek bağlamını düşünmek, ötesine geçmek. Deminki örnekte hani sütün sadece süt olduğunu düşünmeden şefkat olduğunu da bilebilmek. Bahsettiğim okuryazarlığa giriyor. Hani biraz daha açarak devam edelim. Nasıl bir okuryazarlıktan bahsediyorum? Stratejistler, analistler televizyona çıkarlar, konuşurlar. Bazen şöyle derler onlar. Ben işte gelişmeleri böyle okuyorum. Buradaki okumak herhalde ABC'yi sökmekten bahseden bir şey değil. Okuyorum derken orada değerlendiriyorum diyor. Dolayısıyla bizim bahsetmemiz gereken okuryazarlıkta teknik bir iş olan ABC bilmenin ötesinde onun daha fazlası olarak değerlendirme, onun hakkında konuşabilme, beceri sergileyebilme gibi bir sürü şey getiriyor. Hani yine toparlayarak söylersem bizim bildiğimiz temel okuryazarlık
ile ayırmak gerekirse eğer okuryazarlığı temelinde bilgi var ve onun üzerine beceri var. Bilgi ve beceriyi bir araya getiren her bir şeyi biz okuryazarlık olarak adlandırıyoruz. Sanırım bu yeterli olabilir ama ilaveten şunu söyleyeyim. PISA sınavlarıyla geçen sohbette de bahsettim altını çizerek. 2005'ten sonra daha çok eğitim bilim çalışmalarına okuryazarlık hani girmeye başladı. Orada çok duyulur hale geldi. Çok afilli bir tarafı da var, onu söyleyelim. İnsanlar daha çok sahiplendi. Çünkü şöyle bir şey de oldu. Hani ulu orta görüyoruz artık. Okuryazarlığın önüne getirilen bir şeyle bir sürü atölye çalışmaları, bir sürü programlar var. Bunun piyasa karşılığı da olabilir. İnsanların niçin yaptığını bilemeyiz. Ama nihayetinde böyle bir tarafı var. Yani bir nevi şey gibi, üniversite altı eğitim içeriyor. Sertifikalı kurslar gibi, diploma değil ama bir nevi ona benzeyen bir eğitim içeriği çıkartıyor karşımıza. Örneğin hukuk okuryazarlığı, işte gıda okuryazarlığı ele alacağımız. Onlara baktığınız zaman da onun altında temelinde şu var. Bilgi var ama bu bilgilerin temel bilgi, giriş mahiyetinin bilgi olduğunu altını çizelim. Örneğin hukuk okuryazarlığı gibi bir eğitimden geçerseniz hukuk formasyonu almış olmuyorsunuz. Siz hukukçu olmuyorsunuz. Sadece hukukla ilgili temel bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Ama bunun dışında temel hukukla ilgili bazı becerileri de yapar hale geliyorsunuz o okuryazarlık eğitiminden, o görgüden. Bazen bu eğitim de olmayabilir. Bir konferansta bir kısa konuşmayla pekala anlatılabilir. Demek istediğim, bahsettiğim bu okuryazarlıkların atölyeleri, programları, konferansları, biçimleri farklı karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi asla üniversite değil, asla lisans programı denk gelen programlardan bahsetmiyoruz. Sadece giriş mahiyetine, temel bilgi, üzerine beceri geliştirme. Beceri derken üstüne belki bir de yetenek diyebiliriz. O konuyla ilgili, o alanla ilgili siz yetenek de geliştiriyorsanız o zaman bambaşka bir yerdesiniz. Biliyorsunuz eğitim biliminde ya da psikolojide beceriyle yetenek arasında bir fark gözetilir. Beceri sonradan öğrenilebilir. Bir ustalıktır. Bisiklet sürmek, pasta yapmak gibi. Yetenek ise doğuştan var olan bir potansiyeldir. Kalıtsaldır. Yani şarkı söylemek istersiniz ama yani yapamazsınız onu. Yani o yetenek yoksa. Dolayısıyla bilginin üzerine beceri, öğrenilebilir beceri. Ama bir de katmerli olarak yetenek varsa, mesela hukuk okuryazarlığında bir yeteneğiniz, bir yatkınlığınız varsa siz çok çok iyi bir hukuk yazarı olabilirsiniz. Toparladığımızda dediğim gibi ABC'yi bilmek değil ve onun dışında metni bağlamı ile düşünme, daha soyut içine girme, değerlendirebilme, konuşabilmeyi biz anlamamız gerekir okuryazarlık dediğimiz zaman. İşin doğrusu benim o tezlerde görmediğim dediğim hani bu kavramın açılımı, felsefi yapı sökümünü yapamamanın ızdırabıyla karşı karşıyayım. Ve daha derin bakıldığı zaman şu soruları sormak bile önemli. İngilizler mesela literacy diyorlar okuryazarlık. Bizim şu anda kullandığımız okuryazarlık için. Ama bir de writing, reading diye bir kelime var. Okuma yazma. Bizde ise ikisini birlikte kullanıyoruz. Yazımda bile farklılık var. Okur yazar ayırıyoruz. Okur tire yazar diyoruz ya da birleşik yazıyoruz. Benim en son baktığım Türk Dil Kurumu'na göre geniş zaman eki alan R ile biten ama kalıplaşmış olan iki kelime birleşik yazılabiliyor okur yazar diye. Başka sözlere baktığınız zaman onları ayırıyorlar. Yani yazımda bile dikkat edin bir şey var, farklılık var. Ama benim geldiğim nokta belki işe yarayabilir. Bu flu alanı, bu biraz belirsiz alanı ben lehime çevirmeye çalışıyorum. Şöyle ki temel okuryazarlık dediğim ABC sökmeyi diyelim isterseniz. Tireli okur yazar. Çünkü iki tane iş var orada okumak ve yazmak diye yazıyorum. Ama terim olarak kullandığımız okuryazar ise birleşik yazıyorum. Belki bu sayede bir yol önerilebilir bu ayrımı saptamada. Hani şu sorular sorulmuyor diye
devam edeyim. Ondan sonra ikinci sorunuza geçelim. Mesela İngilizler ya da Batı dünyası için okumak mı öncedir, yazmak mı? Yani bunu size sorduğumuzu düşündüğümüz zaman birlikte düşünelim. Ben size söyleyeyim düşünürken, Direkt yazmak. yazmak. Bizde ise, yani bizim doğu kültürünü diyeceğimiz, Türkiye'nin de dahil olduğu şark dünyasına baktığın zaman okumak mı yazmak mı hangisi önce eylem olarak? Bizde okumak. Ya bu bile, böyle baktığınızda bile bir sürü şey söylenebilir aslında. Yani şunu demeye çalışıyorum. Doğu dünyasının sözlü kültürü, hani sohbet kültürü çok gelişkindir. Yazma ihmal edilir. Hani yazmayız deriz ya. Okumuyoruz ama bir de zaten hiç yazmıyoruz deriz. Batılılar ise tam aksine az konuşuyorlar gibi ama yani çok da iyi yazıyorlar, günlük tutuyorlar. Yani şimdi bu nazarla bile baktığınızda bu kavram konusunda çok çok şey söyleriz. Ama ben bu kadarcıkla yetinmiş olayım. Umarım ayrımı yapabilmişimdir. Şimdi ilk konuğumuz olduğunuz için biraz da bu konu sizle daha derin. Çünkü okuryazarlığın burada ne demek olduğunu bileceğiz ki önüne hukuk geldiğinde, medya geldiğinde, sağlık geldiğinde ne anlatmaya çalıştığını anlayalım. Bu anlattıklarınız çerçevesinde şunun da gerekliliğini söyleyebiliriz o zaman, değil mi Süleyman Hocam? Belli bir vizyon da gerekiyor. Çünkü okuryazarlıktan kasıt burada hani okuma ve yazma eylemi dışında kavram olarak şu an kullandığımız okuryazarlıkta okuduğunuzu doğru şekilde bir süzgeçten geçirebilmek, muhakeme edebilmek ve doğru yorumlayabilmekten bahsediyorsak, bunu yapabilmek için belli bir vizyonda gerekmez mi diye sormak isterim. Gerekir çünkü şöyle, mesela bu bahsettiğimiz okuryazarlıklar ilkokulda sanırım olamaz. Ortaokulda belki biraz başlar ama zamanla gelişen bir şey. Yani üniversite çağında ve sonrasında olabilecek bir durum gibi gözüküyor. Yani vizyon belki o yavaş yavaş kazanılırsa dediğiniz gibi okuryazarlık kısmına geçilebilir. Bu arada tabletim biraz oynadı. Ben yerinden onu düzeltiyorum. Hiç Evet. problem değil. Evet, İkinci siyaset. soru, ikinci Evet. sorunuz siyaset okuryazarlıkta bir. Siyaset nedir ve siyaset okuryazarlığı nedir? Şöyle, siyaset yüzyıllardır hani bir sürü tanımla karşılık bulan devasa bir konu. Bir yığın tanım bulabilirsiniz literatürde. Ama ben şöyle bir özetleme yapayım. Kitabi baktığımız zaman en genel tanımlama iki kelimeyle söylersem ülke yönetimi, devlet yönetimi demek. Hadi biraz afilli söyleyelim, söz sanatı, yönetim sanatı, affedersiniz. Buna karşılık bir de ideolojilerin beslediği, o ideolojilerle şekillenen, içeriklenen siyaset tanımlamaları var. Mesela liberalist iseniz, liberal bir perspektiften bakıyorsanız güvenlik odaklı bakarsınız devlete ya da uzlaşma faaliyeti olarak görürsünüz siyaseti. Ama Marksistseniz siyaseti kaynak paylaşımı gibi açıklarsınız. Bu kısmı da uzatmayayım. Ama bir de şu var, üçüncü kısımda en çok nasıl alımlanıyor? Yani hayatı hissediş diye bir şey vardır ya. Yani insanlar siyaseti nasıl hissediyorlar diye baktığınız zaman iki tane tanım öne çıkıyor burada. Bunlardan bir tanesi şu, en yaygın. İnsanlarımızı sorduğumuz zaman siyasetten ne anlıyorsunuz diye galiba paylaşacaklar. O da şudur, güç paylaşımı, iktidar savaşı. Yani hakikatte de böyle bir şey var. Hani Machiavelli'den beri 1700'lerden, 1600'lerden bir süre gelen bir şey. Sadece devlet yönetimi değil, bir de siyasetin bir başka anlamı söyleyelim, güç savaşı demek. Ama son zamanlarda bir başka alımlanma biçimi var siyasetle ilgili. O da algı yönetimi. Galiba katılacaksınız. Yani algılar savaşıyor. Yani şöyle Twitter dünyasında Twitter'ın gündemine baktığınız zaman açılan teklere bakın, tamamen bir algı savaşı üzerine, mücadelesi üzerine akıp gidiyor siyaset. Yani dolayısıyla bu üç anlam belki bir siyasetin ne olduğu konusunda bir özetleme olabilir. Tabii bu dediğim gibi devasa bir konu. Bu kadar çok da yetineyim. Ama galiba bana soracağın soru,
Hocam siz ne anlıyorsunuz siyasetten? Geçen sohbette de söyledik. Siyasetten benim anladığım şu. Artık herkesin katılması gereken, herkesin işi olan ve bu anlamda ahlaki bir etkinlik siyaset. Herkese iş düşüyor bu konuda. Yani Weber, Marx Weber'den bahsediyorum. 1919'da konferanslara çıkar. Elinde notlar vardır. Telegrafik notlar, yani ham haldedir. Ama sonra siyasetin klasikler arasına girer. Bunlardan bir tanesi, bu konferanslardan bir tanesi kitaplaştı. Meslek olarak siyaset. Max Weber'den bahsediyorum. Weber'in bahsettiği bu siyaset tanımında siyasetçileri kategorize eder. Bir, ben özetliyorum, benim yorumumla açıklıyorum. Der ki profesyonel siyasetçiler vardır. Bir de vatandaş siyasetçiler vardır. Profesyonel olan siyasetçileri kendi içinde ikiye ayırır. Der ki siyaset için yaşayanlar, yani hayatının merkezinde siyaset var, dava edilmiş ve ulvi bir işi olarak görmüş, takdir edilesi insanlar diyelim. İkinci kısımda ise siyasetten yaşayanlar. Yani burada bir eleştirel bir bakış var. Yani siyaseti kendi çıkarı için, ekonomik kazanımı için kullanan siyasetçiler diye ayırır. Bir de ikinci kısımda, hani benim vatandaş siyasetçiler dediğim kısımda da iki tip var Weber'e göre. Orada da siyaseti böyle pasif olarak kullananlar, işte seçim olduğu zaman sadece oy kullananlar ve onun dışında hiç ilgilenmeyenler. İkinci kısımda siyaseti ikincil meslek haline getirenler. Yani asli bir işi var. Fizikçi, doktor, mühendis onu yapıyor. Ama onunla beraber siyasette olan ilgisini, rabıtasını hep diri tutuyor. Ve gerektiğinde işte o siyaset okuryazarlığı onu gerektiren bir şey ya. Gerektiğinde siyaseti müdahale ederek etkilemeye çalışıyor, yönlendirmeye çalışıyor. İkincil bir iş olarak siyaset diyor. Şimdi benim bahsettiğim tanımdan yola çıkarsak kamusal bir iş, ahlaki bir iş derken Weber'in tanımlarından yola çıktığımızda ikincil meslek olarak siyaseti benimseyenleri anlatmış oluyoruz. Yani aktif olarak profesyonel siyaset yapanlar değil. Pardon, siz, uzatmayayım ben. Estağfurullah. Siz bunu söyleyince şöyle bir soru geldi aklıma benim. Şimdi hali hazırda baktığımızda tabii tüm dünya için söyleyemeyeceğim. Hani vakıf olduğum kısmı söyleyeceğim. Çünkü bilgim yok diğeri hakkında. Şimdi siyasetin içinde ağırlıklı olarak siyaset bilimcilerin bulunmadığını görüyoruz aktif siyasette de. Şimdi sizle daha önce yaptığımız yayında da şöyle bir şey söylemiştim ben. Hani siyaset dendi mi insanın kulağına soğuk geliyor. Çok insan görüşlerini ya da aktif olarak siyasetin içine girmeyi reddedebiliyor. Görüşlerini belirtmekten kaçınabiliyor. Kendince herkesin açıklanabilir elbette ki sebepleri vardır. Kimi umutsuzdur, kimi belki bir şeylerden çekiniyordur vesaire gibi. Tabii bunun arkasında siyaseti nasıl algıladığımız da muhakkak yatıyor. Belki bu noktada ilgi duyulmaması ya da belki sizin söylediğiniz algılanması gerektiği gibi algılanmamasının arkasında da gerçekten siyaset bilimcilerin siyasetle yoğun olarak uğraşmıyor oluşu olabilir mi? Yani hani şey vardır, bazen sohbetlerde de bir şey söylediğinizde işte siyaset yapma gibi kullanılan bir kavram var. Ya da siyaseti siyasetçilere bırak, hani üzerine düşünme bile. Hani aktif olarak ben bir şeyleri değiştiremesem ya da bu işin içinde olmasam bile bir vatandaş olarak sizin de söylediğiniz gibi burada işte okuryazar, iyi bir siyaset okuryazarı olabilmem gerekiyor. Kaldı ki bu sadece siyaset içinde değil, bir haber okuduğumda da, bir sağlık haberi okuduğumda da, bir hukuki gelişme okuduğumda da işte bu okuryazarlığın neden önemli olduğu devreye girmiş olacak. Ama temelde bu olabilir mi diye size sormak istiyorum. Yani siyasetçileri siyasetçilere bırakalım deniyor ama hani siyasetçilerin çoğunun da siyaset bilimi temeli olmadığını düşününce hani belki buradan da biraz insanlar uzak kalmayı ya da üzerine düşünmemeyi ya da bunun için hani iyi bir okuryazar olmayı tercih etmemeyi seçiyor olabilir mi? Şimdi birkaç şey var söylediklerinin arasında. Şöyle toparlayayım. Siyaset kirlenmiş bir kelime, doğru.
Ya ama bu bizde geçerli değil. Uzun zamandır ve her yerde geçerli bir şey. Bunun arkasında şu da var tabii. Siyaset en çok eleştirilen bir alan. Yani siyasetçilere Sürekli yapılan gündemde. eleştiriyi tabii yani yapmamız O gerekir de yüzden de. onu söyleyelim ama bir kimse siyasetçilere yaptığı eleştiri acaba kendine mesela bir muhasebe anlamında yapabiliyor mu? Yani zannetmiyorum. Yani Farabi şey diyor mesela siyaseti nefs diye bir kelimeden bu enfes bir kelime. Yani kişinin kendini yönetmesi. Kişi kendini yönetebiliyorsa başta kendini etrafını tabii ki ülkeyi yönetmekle ilgili çok iyi etkili şeyler de söyleyecektir. Ben böyle anlıyorum. Şimdi işte ağız kalabalığı, laf kalabalığı yani böyle siyasetin kötücüllüğüne ilişkin o kadar şey, çok şey söyleyebiliriz ki. İşte siyaset kurumunun yıpranmışlığı, bir türlü işleri doğru dürüst yapamaması, insanların beklentilerini karşılayamaması gibi sebeplere bağlayabileceğimiz bir siyasetin kirlenmiş hali var. Bunu reddetmiyoruz. Ama tam da bu nedenle herkes katılırsa siyasetin güzelleşme diyelim tırnak içinde ihtimali var. Yani çünkü şöyle bir şey var. Siyasetin temel meselesi şu. Özgürlük ve otorite. Bu iki kavrama dikkat edelim. Yani siyaset aslında özgürlük ve otorite arasında çok ince bir dengedir. 1980'li yılların başında bir film oynadı. Sophie'nin Seçimi. Meryl Streep oynadı. İzlemiş olmalısınız. Orada Polonya'da bir şarkıcıyı oynar. Kahraman olarak Meryl Streep ve Sophie adında bir sahne sanatçısı olarak Nazilerin zulmüne uğrar. Bir sahne var çok çarpıcıdır. Tren istasyonuna iki çocuğuyla gelir. Nazi subayları bazılarını ayırır. Ve Sophie'nin belgelerine bakar. Belgelerin eksik olduğunu görünce kucağında bir tane, yanında bir tane iki çocuğu var. Der ki bir çocuğunu bırakacaksın. Yani kampa götürülecek, toplama kampına. Bir çocuğunu ise yanına alabilirsin. Bir anneye, yani çok çarpıcı bir sahne hakikaten. Yani bir anne olarak düşün, empati yapmaya çalışalım. Yani iki çocuğu var, birini ayıracaksın. Sende kalmayacak ve diğeri söyleyin kampa gidecek. İnanılmaz bir zor tercih. Tabii ki bir anne olarak ikisinin ayrılmamasını eğer illa ki götürülecekse kendisinin toplama kampına götürülmesini ister ama olmaz. Nazi subayları çocuklardan birini alır götürür. Ve sonra filmin ilerleyen sahneleri çok hazindir. Kadın bir türlü kendine gelemez ve zaten sonu hezeyandır. Şimdi Sophie'nin seçimi gibidir otorite ve özgürlük. Yani bir seçim yapmayacaksınız aslında. Yine buradan şuna geleyim. Hani son zamanlarda okuduğum için o etkide bir kitaptan bahsedeyim. Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor diye kitabı var biliyorsunuz. Dar Koridor'da özgürlükler, haklar önemlidir der ama devletin de otoritesiz olmamasından bahseder. Tabii bunu derken prangalanmış devlet otoritesinden, meşruiyetin dışına çıkmayan devlet otoritesinden bahseder. Yani yetkiyi aşan devlet otoritesini benimsemez tabii ki. Hemen söyleyeyim, siyaset okuryazarı olan da özgürlük otorite arasında daha çok özgürlükten yana tavrını koyan bir tarafı vardır. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü o sayede devlet otoritesi dengelenebilir. Yani dolayısıyla zor bir mesele bu, onu söyleyeyim. Ama şu soru vardı yine söylediklerin arasında, siyaset bilimcileri işte işin içine girse nasıl olur diye sormuştum. Nermin Abadan Unat, bu ismi hatırladım bu soruyu sorarken. İlk kadın siyaset bilimcisi, 50-60'larda işte özellikle sükse yaptı. Sonraki zamanlarda yayınlarını zaten biliyoruz. Nermin Abadan kendi meslektaşlarının yani siyaset bilimci olanların siyasete girip de başarılı olmayan hikayelerini görünce bir röportajda öyle diyor. Yani biz siyaset bilimciler sanki daha çok kenarda durmalıyız. Daha çok siyasetçileri etkilemeliyiz. Belki bildiklerimizde der. Daha çok etkili olacağını söyler. Çünkü aktif siyaset yapanların yeni çalışmalardan
haberli olmadığını söyler. Ama pekala bu işin içinde olanlar, bilim yapanlar, işte karşılaştırmalı analizlerle, yeni çalışmalarda, makalelerde, tezlerle bunun sağlanabileceğini söyler. Ama yani bu şöyle bir şey, bazen çok iyi bilmek o işi çok iyi yapıyor anlamına gelmiyor. Onu da söylemek lazım yani. Evet. Peki, bu arada süre su gibi aktı, geçti gene. Evet, Süleyman evet. Hocam, sizin şimdi tam bu noktada yöneten birey diye bir ifadeniz var. Ona geçeceğim ve sizin sosa eğileceğim. Ama şu soruları da hazır siz değinmişken sormak istiyorum. Şimdi Deniz Eren Savaş hocamız sormuş. Okullarımda medya okuryazarlığı dersleri başladı. Siyaset okuryazarlığı da okullarda olur mu? Olursa diyor, kaç yaş grubu için bu dersler başlamalı? Henüz yok. Olması için ben mesela yazılar yazıyorum. Bana katılan birkaç kişi daha var. Belki etkili olursak siyaset okuryazarlığı dersi özellikle vatandaşlığın yerine ya da aktif vatandaşlık yerine geçebilen bir ders olabilir. Ne zaman başlayabilir? Benim kanaatim ortaokul 7 mesela başlayacak bir dönem diye görüyorum. Çünkü o zamana kadar belli derslerin kazanımları var elde edilmesi gereken. Onun üzerine bina edildiği zaman siyaset okuryazarlığın 7. 8. sınıflarda okutulabileceğini hem söylüyorum hem de savunuyorum. Bu soruya böyle karşılık vermiş olayım. Burada tabii burada şu da önemli diye düşünüyorum ben. Yine daha önceki yayında da az çok bundan bahsetmiştik. Şimdi medya okuryazarlığı olsun, sağlık okuryazarlığı olsun. Bu dersleri okullarda verecek öğretmenlerin de bu yeterliğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi bir medya okuryazarı olacak ki öğretmen ya da medya okuryazarlığının ne demek olduğunu çocuklara en iyi şekilde anlatabilsin. Tabii doğru. Bunlarla ilgili belki sertifika programları, hizmet içi eğitimleri daha güçlendirilebilir. Yani şöyle bir şey de var. Hukuk okur yazar dediğim zaman hukukçunun yapması tercih edilir. Ama yapmak durumunda değil. Yani pekala kendini çok iyi geliştiren, bu konudaki nosyonunu arttıran, çok becerikli kişiler de bu dersleri yapabilir, verebilir diye düşünüyorum ben. Öğretmenlerin de yan branş olarak mesela sosyal bilgi öğretmenlerinin siyaset okuryazarlığının daha yatkın olduklarını düşünüyorum. Bu branştan branşa değişebilir. Bu konuda çalışılabileceğini düşünüyorum sadece. Soru şuydu galiba yöneten birey. Başka bir soru varsa alayım. Yani dışarıdan. Size soru var aslında onları da bir derleyerek ben derleye ileteyim. Tabii başlarda gelen Hasret Hocam, Hasret Timurtaş sağ olsun, o da daimi takipçilerimizden. Siyasetle ve işte yazmak pardon. Arka arkaya geliyor. Hasret Hocam Avrupa'da özgürlükten yana, bizde ise otoriterlikten yana kullanıyorum yapmış. Bir de yazmak ve okumak üzerine değindiğinizde yazmak eğitim öğretimde daha önemli değil mi hocam demiş. Ya tabii ben buna katılırım. Deniz Hocam da bununla özür diliyorum. Hemen arkasına bunu birleştireyim. Öyle alayım ben cevabınızı hocam. Deniz Eren Savaş'ı okumaya göre fiziksel ve psikolojik birçok beceriyi getirdiği için daha kompleks değil mi diye sormuş. Kısaca isterseniz buna bir değinebilirsiniz. Arkasından sizin eğitimlere geçelim. Anladım. Yazmanın önemini ayrıca vurgulamak belki gerekli mi bilmiyorum. Yani okumak çok kolay bir şey ama asıl yazmak önemli. Yazma melekesini geliştirmek için bence bir sürü yol var. Yeni yayınlar da çıktı. Sonra okuma, yazma ile ilgili yaratıcı yazma atölyeleri var mesela duyuyorum. Biraz özendirmek, biraz da bunu yaymak için. Bu tür çalışmalar bence çok önemli. Bir kişinin kendi günlüğünü tutarken hatıralarını bir kenara yazması, kitap okurken notlarını geçirmesi ve kendi içinden yeni yorumlar eklemesi bir kere yazma geleneğimizi büyütür ve o birikimi zaten sonraki nesle bırakır. Yazmanın en önemli tarafı o. Yani insanlar neden yazar? Okunmak için tamam. Okumanın dışında bir birikimi sonraki kuşaklara bırakmak için olur. Ama buna karşılık söz uçuyor.
Eğer sözü yazabiliyorsanız, Evet. kayda geçirebiliyorsanız önemli. Sözlü tarih çalışmaları yapılıyor bununla ilgili. Onları çok değerli buluyorum. İnsanlar madem yazamıyorlar, bu işi becerenler hiç olmazsa onlarla mülakat yapıp kayda geçirebilirler diye ciddi sözlü tarih çalışmaları var, ciddi folklor çalışmaları var. Onların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama mesele insanların böyle bir şey olmaz demeden yazma alışkanlığını sürdürmesi lazım. Bunun için özendirecek her ne varsa yapmak gerekir. Hani şey eylemi var ya, ben biraz pandomim gibi görüyorum artık. Hani sokaklarda bir yerlerde kitap açmışlar, okuyorlar. Okuma eylemi yapıyorlar yani. Bana bu basit bir gösteri gibi geliyor. Yapanları eleştirmeyeyim yani, çok kızmasınlar, ama onun yerine belki tersi bir eylem ya da bir aktif durum yaşatabiliriz. Yazarken böyle insanları belki özendirme Müge Hanım tam eylemi. şu an onu yazmış. Öyle mi? Eskiden kompozisyon dersleri vardı. Ben de Evet. çok severdim. Hem güzel yazmayı öğretir hem zihnimizin de beraber çalışmasını sağlardı. Hani bu noktada hak gerçekten olsa. Bir de Gülsüm hocam şöyle bir hatırlatma yapmış. Süleyman hocam, eskiden vatandaşlık bilgisi derslerimiz vardı. Ben de hatırlıyorum, lisede hatta en sevdiğim derslerden, hatta ordu mensupları verirdi o dersleri. Hani onun ayrı bir ilgi duymamızı da sağlardı. Hani bu anlamda o da belki bu noktada biraz eksiye yol açmış olabilir mi diye düşünüyorum. Çok önemli bir yerden girdin. Çünkü vatandaşlık dersinin içeriğine ilişkin benim bir eleştirim var. Temel eleştirim şu: şimdiye dek baktığınız zaman bu eğitimler görev ve sorumluluk temelli anlatıldı. Anlatıla geldi. Görevleriniz şu, sorumluluklarınız bu. Yani hak temelli bir vatandaşlık eğitim içeriğiyle pek karşılaşmadık. Haklarınız şunlar, şunları yapmalısınız. Örneğin çocuk hakları 90'da kabul ettik, 99'da Türkiye olarak biz de kabul ettik. Çocuk haklarını ne kadar biz yedirebildik, söyleyin, bu vatandaşlık kitabının içine. Yani ben düşünmüyorum yani öyle bir şey olduğunu. Daha böyle hakları hatırlatan, hakların ne olduğunu söyleten vatandaşlık eğitiminden bahsediyorsak pekala olabilir. Aslında benim vatandaşlık derslerinin yerine geçebileceğini söylediğim siyaset okuryazarlık tam da böyle bir içerik sunuyor aslında. Ya da böyle bir içerik gitti aslında, öyle diyeyim. Diğer bir soruyu tam Bu anlamadım noktada o zaman galiba. sizin eğitim... Yani ben imal edeyim diye belki soruyu tekrarlayabilirsin. İkinci soru, yazmanın dışında Önceki yorumdu. ha, yorum muydu? Tamam. Vatandaşlık dışında bahsettiğim kurduğum cümle yorum cümlesiydi. Anlamadıysam o Şimdi arkadaştan süreyi özür biraz diliyorum. Evet. açtık. Şimdi sizin bir de SOSA eğitimleriniz var. Bildiğim kadarıyla çocuklara öğretmenler, yetişkinler ve akademisyenlere yönelik dört ayrı modülden oluşan eğitimler bunlar. Son olarak ben bunun hakkında bilgi rica edeceğim sizden. SOSA'nın açılımı nedir ve bu eğitim içeriklerinde neler var? Anladım. Bunun için teşekkür ederim. SOSA, büyük harflerle siyaset okuryazarlığı anlatan iki harf. Hemen sonrasında gelen S artı işaretiyle, sonra A harfi, seminer artı atölye. Yani bu aslında hem bir proje hem bir program, eğitim programı. Daha çok uygulama içeren programlar. Dediğiniz gibi dört tane modül var. İlk kısımda çocuklar için yapılanlar var. Sonra yetişkinler için, öğretmenler için ve tabii ki akademisyenler için. 2015'ten beri, 5 seneden beri çeşitli kesimlerle, buluşmalarla bu atölyeleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii her modülün kendine özgü bir programı var. Örneğin çocuklarla yaptığımızda Sokratik yöntemle, siyaset niçin gerekli? Siyaset neden elzem bir faaliyet? İnsanlar neden topluluk içinde yaşar? Birlikte yaşamak zorundalar mı? Mutlu eder mi? Mutlu olmak için ne yapılır gibi böyle biraz felsefi soruşturma yapan, biraz da benim eğitmen olarak daha çok kolaylaştırıcı rolü üstlendiğim eğitimler var. Orada yaptığımız uygulama ise bir gazete oluşturmak örneğin. Bir gazete çıkartıyoruz. Ya bir çok küçük, daha önce bahsetmedim, yaşadığım bir şey anlatayım.
Dezavantajlı grup öğrencileriyle yapmıştım ben ilk çocuklarla ilgili siyaset okuryazarlık atölyesine. Gazete hazırlarken bir çocuk gazetesini o günlerde salatalık hıyar diye geçiyordu ama hıyar üzerine yapılan zam haberini mesela baş yapmış ve manşete çekmişti. Bazıları spordan bahsediyordu, bazıları işte o gün liderler kim varsa onlardan bahsediyordu. Ama bir çocuğun hıyara yapılan zam üzerinden bir haber oluşturması hem dikkat çekiciydi hem de altına yaptığı yorumlarda ilgi çekiciydi. Yani böyle ilginç şeyler de çıkartıyor, veriler de çıkartıyor. Öğretmenlerle ilgili yapılan işte bir keresinde sen de vardın Kübra, İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde. Orada yaptığımız atölyede sandalye konuşması var. Herhangi bir konu gruplara veriliyor ve grup kendi içerisinde tartışıyor. Aslında orada yapılmak istenen şu, bir müzakere yapabilmeyi öğrenme, bir konuyu beraberce tartışabilmeyi öğrenme. Sonra onu bir konuşma hazırlarken, alternatif üretirken bir ön hazırlık yapma, öylesine konuşmama, slogan atmama, boş konuşmama gibi bir sürü bence edinim sağlayan bir etkinlik. Temelde o var. Sonra bir sözcü seçilerek grup adına konuşmalar var. Ya ben böyle tadımlık şeyler söylüyorum ama ya yaşamak gerekiyor, bunu biliyorsun. Yetişkinlerle de eleştirel okuma etkinliği yapıyoruz. Bir gazete alıyoruz. Gazeteyi okurken öylesi okumaktan bahsetmiyoruz. Çünkü çoğu kimse siyaseti sevdiği yazarlar, sevdiği gazeteler üzerinden okumayı yayılıyorlar. Ama biz inadına böyle çarşaf gibi bütün gazeteleri yayarak kimler nasıl yazmış onun üzerinden eleştirel okumalar çıkartıyoruz. Bir parça bu medya okuryazarlığına giren bir şey. Böyle devam ediyor. Ben süreyi de bakıyorum. Harika. 36. dakikadayız. Evet. Ben özetlemiş olayım böylelikle. Tamam. Ben şöyle toparlamak istiyorum. Şimdi az önce bahsettiniz. Ben sizi İstanbul'daki konferansta izlemiş biri olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Başlarken söylediğim gibi siyaset gibi kulağa soğuk gelen bir kavramı siz bu atölyelerinizde aksine çok daha sevimli hatta keyifli bir şekilde anlatıyorsunuz. Hani bu anlamda yaptığınız çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de sizin bunu da takip etmeyenlerin de bilgisi olsun istediğim için paylaşacağım. Siyaset Okuryazarlık adında bir internet sitenizle yine aynı isimde bir Instagram sayfanız var. Hatta Instagram sayfanızda çok farklı, çok ilginç kavramlar da paylaşıyorsunuz. Ben şu ana kadar takip ettiğim kadarıyla birçok yeni kavramı ilk defa orada duydum. Hani izleyicilerimize özellikle o sayfayı da takip etmelerini ben de bu konuya ilgi duyan biri olarak önereceğim. Çok yorum geldi, çok soru geldi. Paylaşan hocalarımdan özür diliyorum. Hepsini bir kere de soramadım, bir kısmını harmanlayarak sorduğum için. Ama son olarak şu paylaşımı size aktarayım. Gülsüm Hanım, sizin dediğiniz gibi güncellenebilir vatandaşlık görevi yanında hakları ve özgürlükleri de kapsayacak şekilde olabilir demiş dersler için. Umuyoruz bu şekilde bir siyaset okuryazarlığı dersi de neden olmasın, bu kavramda neden bu şekilde müfredata girmesin diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Süleyman Hocam. Umuyorum tekrar bir başka yayında bir araya geliriz. Merak edenlerin içerikleri, eğitim içeriklerinde merak edenlerin az önce söylediğim internet sitesi ve Instagram adresinden takip edebileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Anladım. Ben bölmemek için güzel sözler karşılığında bir şey demedim ama hakikaten ben teşekkür ederim. Bir kere internet sistemden bahsetmen çok önemli. Siyaset okuryazarlık, com.tr, böyle Türkçe telaffuzda söyleyelim. Oradan takip etmeden isterim. Daha aktif kullandığım, daha görünür sandığım Instagram sayfası da siyaset okuryazarlık Instagram sayfası. Onu takip etmelerini, bana katılmalarını, yorum yazmalarını tabii ki çok isterim. Bu röportaj söyleşi için de ayrıca teşekkür ederim sana. Biz davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takip eden, soru soran, yorum yapan bütün hocalarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Önümüzdeki pazartesi hukuk okuryazarlığıyla devam edeceğiz. Saat 21'de biz canlı yayınla yine burada olacağız. Siz de gelin, iyi şeyler konuşalım. Hoşça kalın.